Kıymetli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize merhabalar diyoruz. Efendim Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız. Okudun mu programında bizim çıkış anlayışımızı özellikle size tasvir etmeye çalışmıştım. Birkaç defa vurgulamıştım. Yine teyit etmekte, tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar, Okudun mu hitabının altında oku hitabıyla ne kastediliyorsa ya da biz ne anlıyorsak bütün bunları kastediyor. Bütün bunların altını doldurmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocamla beraber, özellikle kısa sureler e, konusunda bir tefekkür çalışması arz etmeye, huzurlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Hocamın e, bu konudaki çalışmasını daha önce de sizlere söylemiştim. Kısa surelerin tefsiri, Efendim düşün yayınlarında Mehmet Okuyan Hocamızın e, o rotayı da takip etmek suretiyle sizlere kısa sureler üzerinde yoğun, derin ve uzun e, yoğunlaşmalar efendim sunmaya çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz, bu dua içindeyiz. Tekrar ve tekrar sizlere selamlarımızı sunduk. Şimdi en son programımızda Fatiha suresine başlangıç yaptık. Ümmül Kur'an dedik ki hocam epeyce sıfatını saydı Fatiha suresinin e, ve Fatiha suresinin önemini nereden aldığına dair beyanlarda bulundu. En son Besmele-i Şerife kısmı da konuşulduktan sonra onun yeri konumu meselesi de ele alındıktan sonra bilhassa Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. E, hocam ona bir başlangıç yapmıştı. Orada tabi altına çizeceği e, derinleştireceği hususlar var. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Kıymetli hocam en son e, programımızın kaldığı kısım e, hand meselesini konuştuğumuz kısımdı. Hamd'in şumulü üzerinde bilhassa çok durduğunuzu hatırlıyorum. Bir de e, Rabbül Alemin derken Alemin'den ne anlamalıyız ben diye sormuştum. Siz de onun üzerine Alemin'in açılımlarını sunmuştunuz. Evet. Fakat kafama takılan bir şey daha var o ilk ayette. Rab ve Rububiyet meselesi. Evet. Niye Rab? Hocam. Orada başka kelime de pekala tercih edilebilir diye söylüyorsunuz. Evet. Onu bize bir arz ederseniz çok sevinirim. Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı ömürler diliyorum. Kur'an'ı konuştuğumuz, Kur'an'la konuştuğumuz, Kur'an'la buluşmaya çalıştığımız bu ibadet saatini hakkıyla değerlendirenlerden olalım diye dua Aa, ediyorum. Amin inşallah. Kardeşlerim Ay. için de aynı niyazımı dillendiriyorum. Fatiha suresinin besmele'yi i Fatiha'nın birinci ayeti sayarsak ikinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinden oluşuyor. Geçen programda epey üzerinde durduk ifade evet. ettiğiniz gibi. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatlarını kullandığı ayetlerde özellikle sıfat seçimi yaptığına inanıyorum. Hmm. Yani bir başka sıfatta kullanılabilir olmasına rağmen Tabii. özellikle hangisi seçildiyse orada özel bir anlam kastediliyor diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi Mesela bu ayette Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyecek yerde mesela elhamdülillahi Halikil alemin diyebilirdi yani. Tabii o sıfatı yani, tercih edebilirdi yani, Evet alemlerin yaratıcısı hmm. ifadesi belki daha çarpıcı gibi algılanabilirdi. Tabii. tabii. Ee, benzer bir ifade mesela Alak Suresi'nin ilk ayetinde bu defa ikra bismi rabbike halak. Orada Allahu Teala yaratıcı sıfatını kullandı. Evet. Orada da mesela başka bir sıfat kullanmadı. Bunların birer sebebi olması lazım. Tabii. Sebebini anlamakta başarılı oluruz veya olmayız. Ama neticede bunun mutlaka özel bir sebebi vardır. Hı hı. Şimdi Rab sıfatının sizin ifade ettiğiniz gibi rububiyet kelimesiyle ifade edilen bu sıfatın Allahu Teala'nın kainatın sahibi olduğu hı hı. onu koruyup kolladığı onu gözettiği onu sahiplendiği bir başkasının onu sahiplenmesine izin ve fırsat vermediği bir anlamda kendi yarattığı varlıkların sahibinin de idare edicisinin de koruyup kollayıcısının da sadece kendisi olduğunu yaratılmış varlıklardan özellikle iradeli olanlar kendi iradeleriyle inadına ve ısrarla Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak gibi bir niyet ortaya koymadıkları sürece o rahmetin, o rububiyetin bütün varlıkları çepeçevre kuşatan hmm. bir ümit aşılayıcı sıfat olsun diye ayette o sıfatın özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani buradan üç çeşit mesaj anlayabiliriz. Bir, üç çeşit. Üç çeşit. Bir, Allah'ın Rab oluşu, Alemlerin Rabbi oluşu bir defa Peygamberimizin sahipsiz olmadığını ona öğretmeyi amaçlamış olabilir. Ha. Yani sen sahipsiz değilsin, sahipsiz bırakılmayacaksın. İki, bu Peygamberimizin düşmanlığını yapan muarızlarına yönelik bir gözdağı amacına da yönelik, yönelik. olabilir. Hmm. Yani siz Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemi sahipsiz zannetmeyin. Onun sahibi benim diyerek muhataplara, inkarcı muhataplara bir gözdağı vermeyi evet amaçlamış olabilir. Ancak bu iki amaç da esasında tarihsel amaçlardı. Tarihsel. Yani vahyin indirildiği dönemle alakalı ki siz Mekki olduğunu Fatiha suresini kabul ediyorsunuz evet, daha çok. Tabii. Mekke döneminde tazikat vardı, evet. sıkıştırmalar vardı. Hı hı. O tarihi döneme ilişkin Hazreti Peygamber'e bir mübaşeret. Evet, aynen öyle. Bir, evet, bir bir sahiplenme, bir moral desteği olsun. Karşıtlarına da gözdağı versin. Amaçlanmış olabilir. Ancak ben Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin Yusuf Bey bunun istisnası olmadığını ısrarla ve iddia ile söylüyorum. Evet. Her ayetin güne ve herkese yönelik mesaj içeriği olduğuna inanıyorum. Amin. Tabii. Allah Rabbul Alemin'dir sözü. Peygamberimizi motive ederken, karşıtlarına gözdağı verirken, aynı zamanda bize de, güne de ve yarına da. inananların sahibi Allah'tır. Siz Allah'a güveninizi kaybetmeyin. Muarızlarına hmm. da, karşıtlarına da söylenmek istenen, siz onları sahipsiz görmeyin. Onlara düşmanlık, Allah'a düşmanlıkla eşdeğerdir deyip, varlıkları hem sahiplendiğini hem de inananlara Moral desteği vermeyi bu kelimenin amaçladığını ifade etmiş olayım. sözün burasında belki bir daha fırsat bulamayız. Lütfen. Bir küçük bir e, yanlış anlama zihnimizde oluşabiliyor. Hı -hı. Rab kelimesine terbiye, terbiye edici anlamı verilir. Doğrudur bu kelimenin anlam e, alanı içerisinde bu terbiye edicilik anlamı vardır. Evet, çok Fakat, sık mesela bununla karşılaşıyoruz hocam. Evet. Ancak işte işte Rab yani. kelimesi ile terbiye kelimesi aynı kökten gelmez. Hmm. Rab kelimesinin kökü de Rabbe'dir. Rabbe, rububiyet dediniz. Rabbe. ama terbiye kelimesinin kökü Rabeye'dir. Raba'dır onun kökü. Raba. Rabba dört harfli kalıpta Rabba olur. Onun masları terbiye olur. Hmm. Raba kökü ile Rabbe kökü aynı değildir. Evet Elbette iki harfi birbiriyle aynı olduğu için anlamlarında bir ilişki söz konusudur ama Rab kelimesine bir anlam olarak terbiye edici anlamını vermek kelimenin köküyle uyumlu bir anlamı vermemek demek. Çok önemli bir incelik ama. Yani bunun özellikle yani Arapça bilenler de bunu zaman zaman yapıyorlar. Rab terbiye edicidir anlamıyla daraltıyorlar anlamı. Halbuki Rab kelimesiyle terbiye anlamına gelen kelime kök itibariyle aynı değildir. Birinin kökü Rabebedir. Birinin kökü Rabadır. Rabadır. Rabadan terbiyeye dönüşüyor. Rab terbiyeyi de içeriyor. Ama terbiye Rab kelimesinin tek anlamı değildir. Onu bu vesileyle söylemiş Yani olur. Zımnında vardır ama birebir özdeşleştirmek yanlıştır. 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 Daraltma anlamına, daraltma gelir. anlamına gelir. Yani her Rab'a terbiye Rab'lığın içinde bulunur ama Rab sıfatı olduğu gibi terbiyeden ibaret, i̇baret değildir. Değil. O daha kapsamı geniştir yani. Çok güzel. Onu söylemiş. Çok öyle. hoş. Evet hocam. Dolayısıyla e, orada Rabbin tercih edilmesi, Rabbil Alemin tercihinin yapılması bunları da işaret ediyor. Bunları da işaret ediyor ve Allahu Teala'nın sahipleniciliğini insanlara Hı -hı. öğretmeyi amaçlıyor. Bütün varlıklar Hı -hı. adına alem denebilen alem kavramının içini her neyle doldurursanız doldurun yaratılmış bütün varlıklar demektir. Onların sahibi Allah'tır. Mesela bakınız Geçen programda Rahman Rahim sıfatlarıyla alakalı bir şeyler söylemiştik. Evet. Burayla orayı da buluşturabilirim. Çünkü bir sonraki ayet Er Rahim'dir. Rahim. Aynı detayı vermemek için ikisini beraber söylemiş olayım. Lütfen. Şimdi bakın Er Rahim işte Rahman rahmet bizatihi kendisiyle kaim olan demektir. Hı -hı. Merhametin kaynağı olan demektir Rahman. Rahim ise rahmeti tecelli eden demek. Yani biri özünde merhametin özünde merhamet. sahibi olmak hmm. demek, hmm. öbürü de merhameti fiilen işlemiş olmak, hayata geçmiş olmak demektir. Evet. Rahmanla rahim arasında böyle bir mahiyet farkı vardır. Abuk yani kötü bir benzetme mi olacak. Sen güneşle ay gibi, biri bizatihi ışık neşrediyor, öbürü aldığı ışığı neşrediyor gibi. Böyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? Öyle demeyelim, şöyle diyelim. Nasıl diyelim hocam? Güneş ve ışığı gibi diyelim. Ha güneş ve ışığı gibi. Evet, güneş ışığın kaynağıdır. Işık da güneşin yansımasıdır yani. Hmm. Rahmanı merhametin kaynağı, kaynağı, rahimi merhametin tecellisi gibi Aa, tamam. görebiliriz. Tamam, çok güzel. Dolayısıyla eski çok alimlerimiz güzel. müfessirlerimiz e, derler ki rahman insanlara isim olarak verilmez ama rahim isim Benim, olarak verilebilir. verilebilir çünkü rahim rahmet edicilik insanlar arasında da görülebilen bir e, iletişim biçimidir. Uh -huh, uh -huh. Rahmet insanlar birbirlerine merhamet ederler. Tabi. O rahim sıfatı mesela Kur'an-ı Kerim'de rahim sıfatı Allahu Teala'ya nispet edildiği gibi peygamberimize de iki ayette nispet edilmektedir. Uh -huh. Mesela Tevbe Suresi'nin sondan bir önceki ayeti 128. ayet olsa gerek. Evet. Buyuruyor ki yüce Allah peygamberimizi anlatırken لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ rasulun min <laughs> Azizun aleyhi ma anittum aleikum bil mu'minina raufun rahim. <laughs> Peygamber müminlere rahimdir. Yani evet. inananlar birbirlerine merhamet sahibi olurlar. <laughs> ama inananlar birbirleri için Rahman olmazlar. Olmazlar. Onun için Rahim insanlara isim olarak verilebilir ama Rahman insanlara isim olarak verilemez, verilemez. diye eski alimlerimiz bu ayrımı yapmışlardır. Tabii. Ben şimdi şunun için buraya geldim. Rahman ve Rahim kelimeleri merhametle ilişkili iki kelimedir. İnsan hayatında merhametin insan için en yoğun hissedildiği an onun ana rahminde bulunduğu andır. Yani ilahi hmm. merhametin en iyi tecelli zamanı Rahim'deki e, halidir. Orada o sahipleniliyorsa hayatın diğer alanlarında da o sahipsiz bırakılmayacak demektir. Rahim Rahim kelimesi Arapça aynen Rahman ve Rahim kelimeleriyle bir kökten geliyor. Evet. Bir insan için ana sıcaklığı neyse Allah'ın kullarına olan sıcaklığı bunun hesap edilemeyecek kadar ötesinde daha ileri düzeyde bir hakikat ifade eder. O itibarla Allah'ın Rabbul Alemin olması demek aslında merhametinin de tecellisidir. Evet. Yani analar çocuklarını nasıl başkalarıyla paylaşmazlarsa Allahu Teala da mahlukatını başkasıyla paylaşmayacağını ilan ediyor. Çok güzel. Rabbul Alemin, alemlerin yaratıcısı, sahibi, gör, gözetleyicisi, koruyucusu, idare edicisi, edicisi anlamında başka bir ortağı ve başka birini Devrenin içerisine ne olursa olsun, olsun sokmuyor. sokmuyor. Orada tevhidi tevhidi alabildiğine gündeme getiriyor. gündeme getiriyor. Bir de müthiş bir müjde de veriyor bizim için. Hani ruh halimizi onaracak, bizi şevklendirecek, yüreklendirecek bir müjde de var içinde. Elbette. Onu da süzüp almamız gerekiyor. Elbette. Alemlerin Rabbi, Rabbi demek, demek biz sahipsiz değiliz demektir. Demek. Hocam siz sözünüzü unutmayın lütfen. E, Rabbil müminin de demiyor. Evet. Yani belli bir gruba ya da sadece insana nispetle, Müslümanlara nispetle konuşmuyor. Alem olarak e, gündeme getirilmezse sanki bana özel bir anlamı ifade ediyor gibi geliyor. Yani Müslümanların, müminlerin efendim Rabbi değil de alemlerin olması da bir e, şumulü herhalde ortaya koyuyor. Elbette, elbette. Şimdi şöyle ayrımlar var Yusuf Bey. Rahman ve Rahim sıfatıyla ilişkilendirerek katkıda bulunacağım. İşte Allah-u Teala rahman Dünya evet. ve Rahimul ül Ahiret diye tanıtılır. Aynen ben de onu soracaktım. Hep klasik tefsirlerde bunu hep görüyoruz. Evet yani Rahmaniyet dünyaya aittir. Bütün varlıkları içeren evet. bir mahiyette sunulur. Rahimiyet ise mahşerde, müminlere, mahşerde yöneliktir. müminlere yöneliktir. Ben böyle olduğuna kani değilim. allah Teala hem dünyanın hem ahiretin hem Rahmanı'dır hem Rahimidir. Eyvallah. Çünkü Hazreti İbrahim'in bir duası var. Hı hı. Kendi Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i Kabe'nin yanına bırakıp evet. işte oradan ayrılacağı zaman Bakara suresi 126. ayette bize de mesaj olarak bırakılmış muhteşem bir dua örneği var Hazreti İbrahim'in. Diyor ki Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak Esselamu Aleykum ve İzgale İbrahim'i Rabb'i <laughs> ceal haza beleden aminen. Ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap. Verzuk ehlehu minez temerati. Buranın e, e, aile burada sakin olanları da Sine meyvelerinden hı. rızıklandır. Hı hı. Fakat men aamen ehun billahi vel ahir Hepsini değil. İçlerinden Allah'a ve ahirete inananlarını rızıklandır. diye, diye bir dua ediyor. Evet. Var orada. Tahsis var. Cenab-ı Hak bu tahsisin karşılığını şöyle veriyor. Kale. Buyuruyor ki ve men kefere, hı hı. Kafirleri de rızıklandıracak Allahu Teala. Biz insan olarak baktığımız zaman bugün inanmayanı ebediyen inanmayacak zannederiz. Bugün burada inanmayanı başka bir yerde de inanmayacak zannederiz. Zannederiz evet. Ve kainatı insandan ibaret sayarız. Halbuki Rabbul Alemin bütün yaratılmış varlıkların sahipliğini ifade edeceği için bu rab rububiyeti müminlere tahsis etmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Teala bütün varlıkların insan bağlamında da inananının inanmayanının Rabbidir, sahibidir. Çok uç bir hatırlatma yapayım. Lütfen. Madem bunu sordunuz. Lütfen. Şimdi bakın mahşerde yüce Allah Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Evet. Mahşerde sadece ümmetler sorgulanmayacak. Peygamberleri Peygamberler. de sorgulanacak. A'raf suresinde öyle söylüyor. Vel felenes elenellezine ursile ileyhim. ولا نسألن kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız, peygamberlere de soracağız. Herkes sorgulanacak. İşte o bağlamda Hazreti İsa da sorgulanacak. Maide suresinin 116, 117, 118, 119. ayetleri işte bu pasajdan bir kısmını oluşturur. O ayetleri anlatmıyorum. Sadece Hazreti İsa'ya yüce Allah buyuruyor ki: Yani sen insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah iki ilah edinin mi dedin? Hmm. Hazreti İsa haşa ben benim için uygun olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Kaldı ki böyle bir şey söyleseydim sen bunu zaten bilirdin. Bilmiyorum. Sen bende olan her şeyi bilirsin ben sendekileri bilmem. Gaypların en iyi bilicisi sadece sen, sensin. Muhit ilminle sen kuşatırsın. Sen kuşatırsın. Ben insanlara bana emrettiğin şu hakikatı söyledim. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın. Aralarında bulunduğum sürece durumlarına şahit edim. Evet. Böyle bir şey yapmadılar. Yani beni ve annemi ilah edinmediler. Ama ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, artık onların gözetleyicisi sensin. Evet. Yani ben kimin ne yaptığını bilmiyorum. Her şeye şahit olan da sadece sensin. Şimdi cümleye bakın. 118. ayet. Hazreti İsa Mahşer'de bunu söyleyecek. İn tuazibhum. Hmm. Sen eğer onlara azap, azap edersen, edersen. Işte onlar dediği mesela teslis inancına evet, sahip olanlar. Evet, evet. Sorgulamanın konusu bunu getiriyor. İlahlık nispet edenler. Yani evet. Ya yani bu kabahatin en büyüğü yani. En büyüğü evet. Sen şimdi bunlara azap edersen fe <feynnehum> ibaduk. Onlar senin kulları hmm. Yani sen bilirsin. Yani burada yok elbette ama yani ben ne yapabilirim ki? Sahip sensin. Kullar senin. Tabii. Ne biliyorsan yaparsın. Ama ve in Sen onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Hükmü her şeyden üstün olan ve her hükmünde hikmetler dolu olan varlık sadece sensin. Şimdi biz bu ayeti Kur'an'da gören okuyan insanlarız. Biz kimin için hangi iddiayla yüzde yüz bir kanaatle ilahi rahmeti birilerinin ulaşamayacağı bir, bir ayrı mekanizma olarak tanıtabiliriz. Yani kim veriyor bize bu yetkiyi? Evet. Biz bilmeyiz. Sahibi odur. Yağfiru limen ve yu'azzibu men Rahmeti daraltıp da nasıl belli noktalara tahsis edebiliriz ve onun genelliğini ortadan kaldırabiliriz. Değil Heh, mi? Ya yani evet. bu hakkı nereden alıyoruz? Bunu, buna bizim hakkımız yok. yok. İşte peygamberler tarihinin peygamber kıssalarının çok önemli ders içerikli hı hı. o e, kısacık veyahut da az bir pasaj şeklinde sunulan bölümlerinin her birinde Müslümana bir İslam ahlakı kazandırmayı amaçlar. Evet. Yani yoksa bunu niye anlatıyor ki bize? Ya bize hikaye anlatmak için. E, biz evet değil yani ki? hani sorgulama kısmı ile ilişkili olanı bitirirdi. Tabii. Ama başka bir şey daha ekliyor. Eğer onlara azap edersen onlar senin kulları. Tabii. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sen bilirsin. Ben de senin kulunum. Yani bana da ne yaparsan neticede karar senin ey Rabbim. Ama bağışlarsan sen hükmünde sorgulamayan yegane varlık ve her hükmü hikmetlerle dolu olan tek varlık sensin diyor. Dolayısıyla Rabbul Alemin ifadesini belli bir ırka, belli bir millete, belli bir anlayışa, belli bir türe, belli Hatta bir, belli bir dine. dine, belli bir belli bir, belli bir dine diyebiliriz belki. Çünkü ben fıtratın o fıtratın herkeste eşit olduğuna inanıyorum. Hı. İnsanlardan inanmayanları fıtratıyla kavga edenleridir yani. Doğru inanıyorsa adı ne olursa olsun o aslında Müslümandır. Hı hı, evet. Yani ama buna rağmen inanmıyor ise bile Allahu Teala cehennemin kapılarını kapatma için kimseden izin alacak değildir. La yus'elu amma yef'al yaptığından sorguya çekilemeyecek yegane varlık Allah'tır. Rabbul Alemin oysa zaten bir sonraki ayet bunu veriyor. Evet. Yusuf Bey. Evet. Maliki yevmiddin. Yevmi Sevgili hocam e, zihnimizde de hem biraz söyledikleriniz böyle yerli yerine otursun süzülsün aşağı insin diye biraz es vermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi sizin söyledikleriniz bana iki şey işaret etti. Bunlar doğru mu diye sizden istifade etmek istiyorum. Estağfurullah. Birincisi hocam rahmaniyetin o genelliği bir kaynak olduğunu anlamada Hazreti evet. İbrahim'in de o duasıyla birleştirdiniz sanki rezakiyeti ön plana çıkardınız yani rahmaniyetin geneli her şeyi kuşattığını gösteren en büyük gösterge rezakın umumi olması Doğru. kafirleri de içine alması Tabii. Hz İbrahim'in müminlere sadece tahsis etmesine rağmen Allah'ın adeta uyarıyla ikazla beraber kafirlerden nispet etmesi. Hı hı. Yani sanki rahmaniyetin genelliği en çok rezak rızıkta e, gözüküyor gibi bir his geldi bana. Doğru. Bir düşünce geldi. Bu doğru mu diye doğru. soruyorum. İkincisi de çok ciddi bir problematik. Onu tartışmak e, durumunda değiliz. Hani yeri geldiği için sadece bir cümleyle sormak istiyorum. Hani e, efendim ehli kitap ehli kitabın ondan sonra cennete girip girmemesi meselesi hı hı. vardır. Orada da sanki o ayrı belki konuşulacak müstakil çok geniş bir konu. Hmm. Orada da sanki Rahmaniyeti sınırlı anlamak, Rahmaniyeti e, genelden koparıp hususileştirme daraltmak gibi bir zihinsel altyapı olduğunu hissettim. Siz anlatırken doğru mu düşünüyorsunuz? Evet doğru düşündünüz. Biz cennetin çok küçük bir yer olduğunu zannediyoruz. Başkaları girerse bize yer kalmayacağını <laughs> herhalde vehmediyoruz. Evet. Onun için istediğimiz gibi istediğimizi istediğimiz yere gönderiyoruz. Allahu Teala hiç bu pazarlıkların muhatabı değildir. Buyuruyor ki bir ayette Esselamu Billah Em lehum nasibun minel mulki Nisa suresinin bir ayetidir. Bunların bu kainatın idaresinden az bir payları olsaydı Nisa suresi 52. ayet Fe hmm. eğer onların böyle bir küçücük bir imkanları olsaydı la yu'tuna nase nakira. İnsanlara zırnık koklatmazlar. Aynen öyle. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ehli kitabın durumu nedir ne değildir? Biz Kur'an'ın ehli kitapla ilgili söylediklerine bakarız. Bu kitabın ehli kitapla alakalı toptancı bir bilgi vermediğini biz biliyoruz. Evet. Yani Kur'an'ın öğrettiği ahlak budur yani. Toptan kabul, toptan Rahret. red. Toptan birini mahkum etmek ya da toptan birini tebriye etmek, evet, yüceltmek. yüceltmek. böyle bir anlayış yok. Ehli kitapla alakalı o kadar çok ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir tane söyleyeyim. Ali İmran suresinde buyuruyor ki Estağfirullah ve min ehlil kitabi Ehli kitaptan öylesi vardır ki hı hı. Ali İmran suresi 75. ayet Ehli kitaptan öylesi vardır ki İn te'menhu bi kintarin Ona kantarlar dolusu mal emanet etsen Yüeddihi ileyke onu getirir sana verir. Evet. Hiçbir tereddüt olmaz. Ama ve minhum men onlardan öylesi de vardır ki in te'menhu bi dinarin hmm. bir dinarcık versen la, e, la yueddihi ileyke illa ma talehi aleyhi kaima başına, başına dikilmediğin sürece o bir dinarı bir, dahi de... ondan alamaz. alamaz. Vermez. Hmm. Zalike bir bi ennehum şunu söylemeleri nedeniyle vermezler derler ki aleyna fil ümmiyi bizim ehli kitaptan olmayanlara bir yükümlülüğümüz yoktur der ve bir kuruşun dahi sahibini görmezlikten gelirler vermezler yani Bak ama ayırdı şimdi tek tipten bahsetmedi evet, tek tip yok işte tek tip yani öylesi var böyle ya başka ayetler de okuyayım. Yusuf o Bey. hep kullanılan biliyorsunuz şey işte, ve Hristiyanlara dost edinmeyin meselesi. Tabii hemen Halidine, onu Ha, fiha ebeda meselesi. Söyleyeyim. Hemen onlar gündeme geliyor ve bunlar tekfire kadar vardırılıyor. Yani çok da tartışılmış hususlar. Şimdi bakın işte o dediğiniz ayet Maide suresinin 51. veya 54. ayetidir. Evet hocam. 51. ayet. Ayet şu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. La tettehizul yehude ve nasara Sakın ha Yahudi ve Hristiyanları candaş, sırdaş edinmeyin. Evliya. Evliya demek bir anlamda yönetiminizi onlara terk etmeyin anlamına da gelir. Hmm. Velayet hep dostlukta, insani ilişkilerden ibaret değil. Yönetimi birine terk etme anlamı da vardır bu kavramın. Evet, evet. Ama varsın biz o kavramı şimdi kullanmayalım. Biz Kur'an'ı anlamada bir usulün sahibi olmak durumundayız. Bir ayette bir konu söylendiği zaman... O konudaki diğer ayetleri de görerek kanaat sahibi olmak Tabii, durumundayız. Bütün içerisinde. Bütün içinde fotoğrafın hangi karesini bütün fotoğraf içinde ne anlam ifade ediyor diye sorgulayacaksanız bütün fotoğrafı göreceksiniz. Eyvallah. İşte 51. ayeti okuyup da 57. ayeti okumazsa bir adam herkeste bütün ipleri koparır. koparır gider. Ve ondan sonra başlar cehenneme postalamaya birini öbürünü. Yüce Allah 51. ayetle ilgili 57. ayette Hemen 6 ayet sonra evet. buyuruyor ki ya eyhellezine amenu ey inananlar la tetekizullezine ettahadu dinakum huzven ve laiben minellezine utul kitabe min qablikum vel kuffara evliya siz hmm. sizin dininizi oyun ve eğlence haline getirip yani sizin dininizle alay eden kitap ehlinden kişileri ve kafirleri dost edinmeyin çok güzel bunların Şimdi, dost edinilmemesindeki ölçü dinle alay, alay etmeleri. Dini alay konusu yapmaları, yapmaları. ve inkar etmeleri. Evet, dolayısıyla dostluğun engellendiği hususiyet dinle alay ediciliktir. Çok güzel. Durduğu yerde duruyorsa siz tabii sizinle aynı inancı paylaşmayan insanları, inancınızı paylaştığınız insanlarla aynı düzeyde sevemezsiniz. Evet. Biz ona muhabbet, meveddet farkı deriz. Hı -hı, hı -hı. Muhabbet doğuştan getirilen sevgidir. Meveddet iman kaynaklı sevgidir. Eyvallah. Yani ina, inancınız farklıysa siz o adama meveddet besleyemezsiniz. Evet. Mümtahine suresi onu anlatıyor. Ama muhabbet besleyebilirsiniz. Muhabbetiniz olabilir. Evet. Ya çok güzel bir delil size söyleyeyim. Buyurun. Kasas suresinin 56. ayet olması lazım. Kasas suresinin. orada yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Peygambere: "İnneke la men ahbepte." Kasas 56 alt. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Allah'a yehdi men yasha. Ancak Allah isteyene hidayet, hidayet eder. Ediyorum. Bak men ehbabte senin Muhabbeti sevgi kullandım. duyduğun çünkü fıtridir bu. İnsan babasını sever. Tabii. Babasına muhabbet duyması için bir adamın yeni bir şey bilmesine gerek yok. Ama kime meveddet duyacağını Kur'an inanç esasları diye özellikle belirlemiştir. Dolayısıyla meveddet imandan neşet eder. Evet. Yasaklanan, Diğeri ise özden gelir, candan gelir, tabii, fıtridir. Tabii yasaklanan muhabbet. meveddettir, muhabbet değil. Hocam bu da çok ince bir ayrım. Evet. Ya biz ne kadar toptancı düşünüyoruz. Hep böyle siyah beyaz kalın hatlarla düşünüyoruz. Yani şu ayrım bile birçok müşkili çözmede çok önemli bir evet, anahtar. Evet, evet işte bakın. Bakın. Mümtehine suresi birinci ayet. Ya eyyühellezine amen Ey inananlar la tettehidu aduvi ve aduvekum evliyae tulqun eleyhim bil meveddeti. Ya. Siz şimdi benim de sizin de düşmanınız olanları dost sırdaş edinip onlara meveddet besliyorsunuz. Ya. Meveddet olmaz. Muhabbet olabilir ama meveddet olmaz. Muhabbet olmazsa insanlar aynı toprakları paylaşamazlar. Ya ben ya sen demeyle olmaz ki bu. Hem ben hem sen. Evet. Birbirimize müdahale etmediğimiz sürece. Bakın bu Mümtehine suresi Yusuf Bey. Medine döneminin sonlarında gelmiş bir suredir. Hmm. Mümtehine, Mümtehine, suresi. Bu surede üç tane ayet var ki bizim ötekiyle ilişkimizi nasıl tutturmamız gerektiğini bize öğretir. Kafadan bir kanaat sahibi olmadan, Kur'an'ın inşa ettiği sahip bir, olmadan. Evet. Kur'an'ın inşa ettiği bir zihinle nasıl bakacağımızı bu surenin 7, 8 ve 9. ayetleri Mümtehine suresi. Bu Mekki'yi bir sure değil. Medine'nin Medine ilk surelerinden de değil. Son surelerinden hmm. bu. Yani İslam'ın devletleştiği, kurumsallaştığı, Tabii. iddialar sahibi olduğu, etrafına hükümran olduğu bir dönemde gelmiş bu sure. Buyuruyor ki Yüce Allah Asallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhum meveddeten Kim bilir? Sizinle aranızda düşmanlık bulunanlar beynine kalplerinize bir meveddet yaratabilir Allahu Teala. Vallahu kadirun. Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu gafurur rahim. Kabahatleri bağışlayan, merhamet eden odur. Bu ayet için peygamberimizin bir hadisi var. Hemen onu da hatırlatayım. Buyuruyor ki bir iki ayet okuyacağım. Efendimiz buyuruyor ki ben her evin kapısına bu hadis yazılsa isterim. Şiirimsi bir ifadeyle buyuruyor ki peygamberimiz. Ahbib habibeke hevnemma. Hmm. Asa en yekune bagidake yevmemma. Oo, Ve abgid bagidake hevnemma. Asa en yekune habibeke yevmemma. Çok güzel. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine de ölçülü davran. Bir gün onu sevmen gerekebilir. gerekebilir. İşte bu ayetin tefsiridir o hadis-i şerif. Buyuruyor ki Yüce Allah 8. ayette. La <laughs> yenhakumullahu. "Ann-lezîne lem yuqâtilûkum fi'd-dîn ve lem yukhrijûkum min diyârikum enteberrûhum ve tuksıtû ileyhim innallâhe yuhibbul muksıtîn." Allah sizi şu konuda engellemiyor, yasaklamıyor. Sizinle savaşmamış hmm. din konusunda. Savaşmamış. Savaşmamış. Size savaş açmamış. Sizi yerinizden, yurdunuzdan etmemiş insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Eyvallah. Aksine Allah adalet yapanları sever. Eyvallah. Peki kime karşı ne yapacağız? 9. ayet diyor ki: "İnne ma Allah sizi sadece şunlardan şu konuda engeller. Kimlerden? "Anellezine kataleukum fi'd-din." Sizinle din konusunda savaşmış. Kıtal yapmış. Gıtal yapmış. Kıtal evet. yapmış. Ve ahrecu min diyariküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmış. Çıkarmış. Ve zaheru ala ikiracüküm. Sizin çıkartılmanız için düşmanlarınıza destek olmuş. Bu adamlara la ilgili sizin yasak olan tutumunuz en Onları sırdaş, gönüldaş etmenizdir. Sizinle de adamı diyor. Evet, onu sırdaş edinmeyeceksiniz. Edinmeyeceksiniz. Yasaklanan bu. Ve men İçinizden kim ölelerini sırdaş edinirse feülâike hum zalimun. Hem kendine hem insanlığa hem de Allah'a karşı zulüm. zulüm işlemiş olurlar. Kur'an'ın ötekiyle ile ilgili en önemli ayetleri bu ayetlerdir. Çok güzel. Yani ölçüleri de çok net veriyor. Çok net veriyor. Hiç, hiç, hiç yani, yani öteye beriye çekmenin bir anlamı yok. Kural evet. budur. Dolayısıyla kimin mağfiret bulup bulmayacağını biz bilmeyiz. Eyvallah. Onu allah Allahu Teala bilir. Biz imanımızı tevhid dairesinde anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya gayret ederiz. Buna bakarak birini cennete, öbürünü cehenneme postalamak gibi bir görev ve sorumluluğumuz yok. yok. Haddimize ümidiin onu anlatacağım. Haddimize de düşmez. 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 Evet ben anladım ki bu toptancılık belasından dolayı biz ehli kitabı tek bir potaya koyup o potadan da istediğimiz yere efendim gönderme gayreti içine giriyoruz. Böyle bir düşünce zaafı tarih boyunca da gösterilmiş, günümüzde de var. Var. Var da Yusuf Bey bunun tersi de var şimdi. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Yani birine öbürüne şirin görüneceğiz diye. Ha evet evet tabii. Bizim tevhid dediğimiz, Allah inancı dediğimiz, Peygamber inancı dediğimiz, Kur'an dediğimiz, melek dediğimiz, risalet dediğimiz, bunlardan, dört başı mamur bir dini evet. e, kabullerimizi ödüm vererek bunlardan evet daha rüşvet sayarak, vererek. Onunki neyse benimki de odur. Yok bunu diyemeyiz. Evet. Yani Çünkü Ferencanın inandığı. Ad, adına Rab dediği varlıkla benim Allah dediğim varlık aynı, aynı değil. 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 Yani hor görü olmadan sadece o hoş hoşgörü edebiyatı evet şeriattan dinden ödün vererek hakikatten marifetten evet. olmaz. Olmaz. O, o da doğru. Yani evet. diğer tarafı da görmemiz lazım. Evet. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Malikiyye dinle inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Sevgili dostlar, e, okudun mu hitabı? Her saniye, her dakika programımızın aslında akışı içinde yankılanıyor. Ben onu hissediyorum. Bu yankılanma devam edecek Allah'ın izniyle. Bir ara vermemiz lazım. Aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız.